değişiyor, açık hoca değişiyor. Kilimli ilçesi Gelik beldesinde faaliyet gösteren Deka Madencilik ve bu şirkete ait Baltın Madencilik'te çalışan 120 maden işçisine madene atanan kayyım gerekçe gösterilerek Ocak ayından beri ücret ödenmiyor. Ücretlerinin ödenmemesi üzerine seslerini duyurmaya çalışan işçiler, 14 Nisan'da iş bırakma ve kent merkezinde 7 katlı iş hanının çatısına çıkma gibi bir dizi eylem yapmıştı. Yaptıkları eylemlerden sonuç alamayan işçiler çareyi kömür ocağına kapanmakta buldu. Yer altında gazetecilere konuşan işçilerden Ömer Kaplan, en kısa zamanda sorunlarının çözülmesini istediklerini söyledi. En son çatıya çıktık. En azından bir duyuru yaptık kendi çapımızda. Başka da bir çaremiz kalmadı. En son çaremiz bu. Bizim evimiz burası. Biz 10 senedir burada çalışıyoruz. Bu ocağın sıfırdan girişini 2 kilometre içeri kadar hep biz sürdük. Hep biz yaptık. Tırnağımızla, bileklerimizle, anıtlarımızla her şeyimizi biz yaptık bu ocağın. Bu ocağın gerçekleştirdikleri biziz. Devletimiz, hükümetimiz inşallah bizi görür. Her konuda bize yardımcı olur. En kısa zamanda ivedi bir şekilde yardım istiyoruz. Kaplan, bu eylemin sonuç vermemesi durumunda açlık grevine girebileceklerini söyledi. Açlık grevi sadece çıkmamak şartıyla, yetkili şartına. Kim varsa bizle ilgilenebilecek. Bize sahip çıkacak. Sayın Enerji Bakanımız olur, Çalışma Bakanımız olur. Biz valiliğimizle, emniyet müdürlüğümüzle bunları görüştürdük. Evine ekmek götüremediğini belirten Serkan Demir ise, biz madencilerin kıymeti yalnız ölünce biliniyorsa biz buraya ölmeye geldik dedi. Şu anda içeride 100 kişi var. İşte 100 tane maden arkadaşım var. Biz maden işçilerinin kıymeti ölünce biliniyorsa biz de buraya ölmeye geldik. Gerekirse ölmeye geldik. Bütün haklarımızı istiyoruz. Zaten arkadaşlar...